Arkadaşlar merhaba. Orta Asya Türk tarihini konuşmaya devam edelim bu videoda. En son Göktürklere kadar gelmiştik hatırlayın. Şimdi isterseniz Asya'nın en önemli devleti sayılan Göktürk devletini yakından tanıyalım. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle başlayalım isterseniz. Göktürk devleti birinci Göktürk ya da son dönem tarih yazımında Köktürk adıyla bilinen. E, bu devlet 552 yılında kuruldu, 659 yılında ise Çin egemenliğine girdi. Göktürk bayrağına baktığımız zaman bir kurt başını göreceğiz. Artık Orta Asya'da ongun kabul edilen kutsal hayvanlardan e, kurt başlı tamgaların yer aldığını görebiliriz. Hemen alt tarafa geçerseniz burada Köktürk ya da Göktürk devletinin o muazzam sınırlarını görme fırsatı yakalayacağız bu haritada. Sevgili arkadaşlar hemen Kore üst tarafı bakın Mançurya, Doğu'da Mançurya'ya kadar batıda ise Hazar'ın kuzeyine kadar uzanan Türk tarihinin en geniş sınırları ulaşmış devletidir Göktürk. Bu açıdan çok kritik, önemli bir devlettir. Şimdi bu devleti biraz daha yakından tanıyalım. Bir kere şöyle söylenebilir, Türk adıyla kurulan ilk devlettir. bu arada ne köktürk ne de göktürk kullanımı çok yaygındır Asya'da. Bu devletin adı orijinal olarak Türk Hakanlığı'dır. böyle bilmekte fayda var. büyük Hun devletinden sonra Asya'da kurulmuş ikinci Türk devletidir ama Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Burada şu önemli, bölgede Avar ya da Juan Juan olarak bilinen devletin hakimiyetine son vermiş ...ve Ötüken'i ele geçirerek bağımsız olmuşlardır. Sevgili arkadaşlar, Çin kaynaklarına göre Göktürk devleti, Göktürklerin ataları Hunlar. O yüzden bir Türklük özelliği var. Ee, yine Ergenekon destanına göre ise devleti kuran boyun adı Aşina'dır. Aşina kelimesi Türkçe'de dişi kurt anlamına da geliyor. Hatırlarsanız... Ee, Hun devletinin kurucu hanedanı Tuku ailesiydi Tuku. Şimdi ise Göktürk kurucu hanedanını Aşine olarak söyleyebiliriz. Burada elbette e, kuruluş hikayesi birtakım takım bitik öykülere dayanmaktı. E, bu konuda özellikle Bozkurt ve Ergenekon destanı da bize yol göstermekte. Ben kısaca söyleyeyim bu birbirini tamamlayan aslında bakarsanız tek destan nasıl gelişiyor şöyle özetlenebilir belki de Moğollar Türk diyarına baskın yapıp herkesi kılıçtan geçirince geri bir tane çocuk kalıyor ona da acıdıkları için kolunu ve bacaklarını kesip bir bataklığa atıyorlar sonra bir gün o bataklığa bir dişi kurt geliyor ve bu çocuğu alıp ...besliyor, büyütüyor... ...ve ilişkiye giriyor. Dolayısıyla kurttan... ...türeme hikayesine yakın bir hikaye. Ee, daha sonra... ...kurdun yol göstermesiyle... ...düşmanlardan kaçıp... ...Ergenekon Vadisi'ne... ...giriş söz konusudur. Her nasılsa dışarıdan yapılan... ...bir takım evliliklerle Türkler... ...Ergenekon Vadisi'ne... ...sığmaz olurlar ve ardından... ...demir dağını... ...madenini eriterek... Bir bahar günü 21 Mart Nevruz günü e, Ergenekon'dan çıkarlar. Her noktada e, bir belirgin bir e, yol gösterici kurt figürü vardır. Bu kimi noktalarda tanrısal bir e, güç olarak da karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. E, bu destanlar dediğim gibi birazcık mitolojik e, öykülere yakındır e, bunu söyleyebiliriz. Peki biz gene dönelim konumuza ve şöyle diyelim. Merkez Ötüken'dir bunu biliyoruz. Hakanlar şehri, kutsal başkent. Kurucu lideri ise Bumin Kağan'dır. Sevgili arkadaşlar Bumin Kan devletini kurunca İl Kan ünvanını almıştır. Buradaki il Türklerde yaygın olarak kullanılan devlete karşılık gelir. Devleti kuran Kan'dır. Hemen parantez içinde bir başka öyküyü görebilirsiniz. Bu Min kan Töles isyanlarına karşı, bu arada Töles dağınık yaşayan Türk kabileleridir. Töles isyanlarına karşı Avarları destekleyip ardından da Avar Hakan'ı Ana Guin'in kızıyla evlenmek istiyor bizim Bumin. Madem isyanları bastırıyoruz o zaman sizin kızınızla evlenme mertebesine ulaşmış kabul ediyoruz diyor kendimizi kendimizi fakat bu istek reddediliyor dolayısıyla e, bu mincan isyan ediyor ve Avar hakimiyetine son vererek Ötüken'i ele geçiriyor. Bu da bir başka e, aslında öyküdür. Bu öyküye öyküde aslında bakarsanız bu alanın en sağlam kitaplarından biri e, Ahmet Taşal Hoca'nın Göktürk kitabında da gene rastlayabiliriz. Üç ciltlik Göktürk kitabı. Alanın sağlam metinlerinden biri arkadaşlar. Ahmet Hoca Çin uzmanıdır, Asya uzmanıdır. Hatta kendi kanalında Asya ile ilgili kendi videoları da vardır, izlenebilir. Burada sevgili arkadaşlar özellikle bahsettiğim hikayede yani Bumin'in Avar Hakan'ına kendini eşit görmesiyle alakalı şöyle bir metin vardır. Denir ki. Ee, ...artık gücünün iyice arttığına inanan Bumin... ...kendini Juan Juanlar seviyesinde görmeye başlar. Yani avar seviyesinde. Bunu da elçi gönderip Juan Juan reisinin kızını istemekle gösterdi. Hala daha Orta Asya'nın en büyük devleti olarak kendini gören... ...Juan Juan reisi Anagui, Bumin'in teklifini reddeder. Ve şöyle bir açıklama yapıyor... Sen benim demir işlerimde çalışan bir kölemsin. Nasıl böyle bir söz söylemeye cesaret edersin? Şimdi birazcık film tadında e, e, a, e, malum. Ancak buradan da bizim çıkartabileceğimiz bir takım dersler var. Dikkat edin, sen benim demir işlerimde çalışan bir kölemsin diyor. E, burada Türklerin demirciliği bildiğini, maden işlemeyi bildiğini anlayabiliyoruz. Tıpkı İskitlerin e, Bozkır'ın kuyumcuları olması gibi. Haliyle buradan bizim payımıza e, onların mesleğiyle alakalı bir takım yorumlar yapmak düşüyor. Bunun dışında da e, cümleden anladığımız üzere Avarlar bölgenin en güçlü devleti. Şimdi Göktürk devleti bu minönderliğinde onları yeniyor. Dolayısıyla güçlü bir hale geliyor. Evet. Göktürk devleti de klasik Hunlar gibi ikili devlet teşkilatıyla yönetildi sevgili arkadaşlar. Doğu ve Batı şeklinde doğuda kağan, batıda kağanın kardeşi ya da amcası ya da amcasının oğlu. Ancak Batı iç işlerinde serbest, dışa karşı doğuya bağımlıdır. Haliyle bu federatif bir yapıdır. Göktürklerde de bu model uygulanmıştır. Haliyle bunu yerleştirirsek doğuda kan yani kurucu kanımız Bumin kan yer alır. Batıda ise Bumin'in kardeşi İstemi Yabgu. Sevgili arkadaşlar İstemi Yabgu'yu da unutmak yasak. Önemli bir isimdir. Her daim gelme potansiyeli var. Şimdi yerleştirdik ikili teşkilata. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Göktürk Devleti kurulduktan bir yıl sonra Bumin Kağan hayatını kaybetti. 553. Haliyle oğlu Bukan doğuda ana kanına geçti, oturdu tahta. Şimdi bu çok kritik bir bilgidir. Neden? Doğuda Bukan, batıda amcası İstem Yabgu döneminde Göktürkler en parlak dönemini yaşadılar. Bu bilgi bizim için neden önemli? Çünkü KPSS 2016'da Aynen böyle geldi soru. Göktürklerin en parlak dönemi kimin dönemiydi? Cevap Mukan olacaktı. Sevgili arkadaşlarım özellikle Uygurları da bitirdikten sonra devletin kurucu liderleri, en parlak dönemi, en tehlikeli isimlerini topladığımız bir tabloyu beraber çalışacağız. Merak etmeyin bu durumu da aşacağız. Şimdi en parlak dönem dedik peki ama... Bukan Kağan döneminde doğuda neler yapıldı ki parlak dönem olsun? Bir kere sevgili arkadaşlar, doğuda Kitanları, kuzeyde Kırgızları devlete bağlar. Bukan Avarlara ise kesin olarak son verdi. İşte Avarlar bu yüzden Asya'dan kalkıp Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldılar. Hem Asya'da hem Avrupa'da Macaristan'da devlet kurmuştur Avarlar. Dolayısıyla e, Mukan üstüne düşeni yapar sevgili arkadaşlar. Doğuda Kitanları kırgızları kendine bağlar, avarlara kesin olarak son verir. Peki ama övdüğümüz önemli siyasetçi olarak karşımıza çıkan e, mi Yabgu batıda neler yaptı? Arkadaşlarım özellikle batıda ki e, özellikle İran ve Anadolu coğrafyasına uzanan... İpek yolu vardır biliyorsunuz Asya'dan geçen en önemli ekonomi yoludur. İpek yolu mücadelesinde Sasanilerle anlaşıp Akum devletini yıkmıştır istemi yabgu, Bu önemli bir siyasettir dikkat edin. Daha sonra ise güçlenen Sasanilere karşı ki İranlılardır Bizans'la ittifak yaparak Sasani devletini zayıflatmıştır. Bu önemli bir siyaset. Dikkat edin önce Sasani ile anlaşıp ortaya Akunları alıyor. Sonra Bizans'la anlaşıp ortaya Sasani'leri alıyor. İyi bir siyaset bunda başarılı da olacak e, bu e, istemi ya Ancak burada çok tehlikeli bir e, tuzak bir soru var. O da şudur. Bakın Akun devleti yıkıldı. Ancak Sasaniler zayıfladı dedim. Çünkü Sasanileri Göktürkler yıkmadı, İslam devleti yıktı. Hazreti Ömer döneminde halife devrinde İslam devleti yıkmıştır Sasani. Aman ha yarın bir gün hangisi Göktürkler dönemi için doğru kabul edilebilir tarzında genel bir soruda hem Akunları yıktı hem Sasanileri yıktı tuzağına düşmeyelim. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir tehlikeli sorudur arkadaşlar. İstemi Yabgu Asya'dan Bizans'a yani İstanbul'a elçi gönderen ilk e, devlet adamıdır. haliyle Göktürkler'de Asya'dan Bizans'la ilişki kuran ilk Türk devleti olacaktır arkadaşlar. E, i̇stemi İstanbul'a ipek taciri ve diplomat olan Maniyak adlı bir kişiyi kişi gönderir. Onun başkanlığında bir heyet gönderir. Bizans da buna karşılık vererek kendi valisi Zemarkos'u Asya'ya gönderir. Haliyle haliyle buradan bizim payımıza düşen soru Asya'dan Bizans'a İstanbul'a giden ilk elçi Göktürk elçisidir. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu da güzel bir soru olacaktır. E, hatırlatmama izin verin. Bakın bu maniak ya da Zemarkoz tamamen akademik metinlerde yer alıyordu. İşte Ahmet Hoca'nın kitabında yazar e, ya da diğer Orta Asya tarihini anlatan kitaplarda yer alır. Ancak son dönemlerde Milliyetin Bakanlığı'nın müfredat kitaplarında da e, bu adlar geçiyor. O yüzden Maniyak'ı e, unutmayalım olur mu? Peki devam edelim. Göktürk Devleti özellikle e, Mukan ve İstemi döneminde muazzam bir başarı göstermiştir. Ancak e, Türk devletlerinin ortak kaderiymişçesine adeta e, Mukan öldükten sonra yerine Tapo geçer sevgili arkadaşlar. Taspar Kan. Tapo'nun bir takım yanlış politikaları devletin zayıflamasına neden olur. Nedir bu? E, yanlış politikalar. Bir kere lüks tüketim mallarının ülkeye girmesine izin verdi. Çin prensesiyle evlendi. Ve son olarak da tabii İpek yolu mücadelesini kaybediyor. Son olarak da e, bu da dinine e, sempati duymaya başladı. Özellikle bütün eleştirilere karşı Budist tapınağı ve Buda heykeli yaparak Budizmi himaye etmeye kalkar. Hatta şu bilinir, kendisine e, Nirvana sutra kitapları da çevrilerek verilmiştir. O kadar ilgi duyar Budizme. Haliyle e, halkın gözünden düşmesine de neden olan bir gelişmedir bunlar. Sevgili arkadaşlar burada dikkat edin e, beni dinleyen arkadaşlar şunu söyleyebilir özellikle ilk kez dinleyenler çok isim var hocam bunlar karışabilir mi acaba? E, ama bakın burada isimlerden ziyade aslında mantık nasıl gidiyor onu görmek lazım. Tıpkı Asya Hun'da Mete'den sonra Kiyo'nun gelmesi gibi burada da Tapo'dan sonra pardon Mukandan sonra Tapo'nun gelmesi çok benzer bir eğilim taşıyor. Haliyle bu bozulmayı bize kim anlatıyordu? Bilge Kağan. Halk töresinden uzaklaşıyor. Yeteneksiz kanlar var. Ve Çin entrikaları Devletin sonunu getiren bir takım durumlardı. Burada Tapo'da Budizm'e ayrı bir başlık açtık sadece. Onun dışında hikaye aynı. Peki ne oldu? Tapo'dan sonra e, yerine Doğu'da İşbara geçti. Bu sırada e, İstemi ölmüştür Batı'da. onu yerine de Tardu geçti. Devlet iktidar mücadelesine tutuştu. Ve nihayet tam da Çin'in istediği gibi e, Göktürkler Doğu ve Batı olmak üzere ikiye, Ayrıldılar resmen. Ve neticede Doğu Göktürk 630'da, e, Batı Göktürk ise 659'da Çin egemenliğine girdi. Çin'in ısrarla yaptığı politika budur. İkili devlet teşkilatındaki modelleri önce devletler şeklinde bölüyor ve ardından da kendi egemenliğine alıyor. Asya Hun'da da benzer hikayeydi, burada da benzer bir hikaye var. Sevgili arkadaşlarım hemen altta bilinmesi gereken liderleri doğu ve batıda yazdım burada. Kurucu lider Bumin, en parlak dönem Mukan ee, Bukan, en tehlikeli isimde İstemi Yap buydu. E, buna da dikkat edelim. Tekrar edeyim. Bunları ileride tabloda toplayacağız. Peki. Demek ki Göktürk Devleti 659 nihayetinde Çin egemenliğine girdi. Peki biz buradan neyi anlamamız gerekiyor? Yani bir devletin Çin egemenliğine girmesi ne demek? Arkadaşlar Çin e, devleti Göktürk prenslerini adeta esir alarak himayi altında kendi saraylarında tutmaya başladılar. E, dolayısıyla yeni bir devlet kurulmasını engelleyici bir hamle. Çin sarayında tutsak edilmeleri Göktürk prenslerinin bunu unutmayalım olur mu? Ve sizden bir tarih bilmenizi isteyeceğim. Şimdi bakın 59'da yıkıldı tabii daha geç bir tarih ama bizim için asıl olan devlet hangisi hangi taraf? Doğu. O zaman sizden bilmenizi istediğim Doğu Göktürk'ün yani birinci Göktürk'ün 630 yılında Çin egemenliğine girmesidir. Bu tarih aklımızda kalsın. Neden mi? Şimdi gelin ikinci Göktürk'ü konuşurken buna değinelim. Sevgili arkadaşlar, tarihte ikinci Göktürk devleti olarak bilinen, kurucu liderin adıyla da anılan Kutluk Devleti'ne bir bakalım. Çok uzun yaşamamıştır ama damga vurmuştur tarihe. 682 ile 744 yılları arasında e, Ötüken merkezli kurulan bir devlettir kutluk devleti. Peki. Şimdi gelin 1. Göktürk ile 2. Göktürk arasındaki bağlantıyı yapalım. Doğu Göktürk ne zaman yıkılmıştı? 630 dedim. Öyle değil mi? Bu tarihe dikkat edin. Peki 2. Göktürk ne zaman kuruldu? 682. Kaç sene geçti aradan? Yaklaşık 50 yılın üzerinde. Öyle değil mi? İşte bu 50 yıllık esaret hayatı Türk tarihinde Matem devresi olarak bilinir ya da diğer bir tabirle 50 yıllık Çin esaret hayatıdır bu. Türklerin 50 yıllık esaret hayatı ya da matem. İşte ana soruyu burada devreye sokabiliriz. Bu 50 yıllık sürede Türkler hiç isyan etmediler mi? Bağımsızlık için hiç mücadele etmediler mi? Arayacağımız cevap bu ama ondan önce hani Göktürk yazıtlarında bilgenin bu devlet neden, Türk devletleri neden erken yıkılıyor derken altını ısrarla çizdim yerleri yazmışım. Türkleri felakete götüren nedenler devlet adımı yetersizliği, Türk kavminin halkının uygunsuz tutumu ve kurnaz Çin siyaseti ve yıkıcı propaganda da bu başlık altında toplayabiliriz. Şimdi peki. Çin esaret yıllarında hiç bağımsız isyanı olmadı mı dedik? Olmaz mı? 639 yılında Kürşat ayaklanması olarak bilinen Türk tarihinin Türk tarihinin ilk bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Başarısız olmuştur. Ancak dikkat edin Doğu Göktürk yıkılmasından tam 9 yıl sonra Türkler isyan etti. Peki Kimdir bu Kürşat? Bir e, Göktürk prensidir ve tabii ki orijinal adıyla Şin-Şi-Şuadır. E, peki biz niye bunu Kürşat olarak biliyoruz? Günümüzde sevgili arkadaşlar Nihal Atsız 1940'larda Bozkurtların ölümünde e, bir tarihi kahraman adı olarak Kürşat önerisi getirdiği için. Orijinal adı şin şi Şua, e, 20. yüzyılda. Kürşat adını aldı. Bunun da ilginç hikayesi var. Sabahattin Ali ile yakın arkadaş... Nihal Atsız, ee, Sabahattin Ali bir tiyatro oyunu yazmak istiyor, bir tarihi kahramanı ihtiyaç duyar. Bunun üzerine e, Nihal Atsız da Kürşat'ı önerir arkadaşlar. Biz de ondan sonra Kürşat biliriz. Peki nedir plan? Kürşat'ın e, önemli olmasının nedeni nedir? E, sayılar değişebilir ama şöyle anlatılır hikaye kısaca. Kürşat ve 39 ...Çeris'i, savaşçı arkadaşı Çin sarayını basarak Göktürk prenslerini kurtarmak istiyor. Bu plan tutarsa prensler tekrar Ötüken'e gelecek ve yeni bir devlet kurulabilecektir. Şimdi bu hikayenin çeşitli versiyonları olduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ben yine de bu işin uzmanlarından Ahmet Taşalı Hoca'nın... Kitabında bahsetti yere gelmek isterim 242. sayfada e, diyor ki Shinci Shua 40'tan fazla göktür kabile şefiyle gizli anlaşma sağladı nedir amaç e, efendim e, Çin sarayına gelip e, burada Çin prensi Li Shi'nin e, geceleri çıkıp e, sarayda dolanmasını fırsat bilerek. Onu yakalamak, ele geçirmek e, ve e, işte kapıları açarak e, oradan e, prensleri, Göktürk prenslerini kurtarma. Plan biraz daha ayrıntılıdır e, ama hiç uzatmayayım. E, hava kötüdür, yağmur bolca yağmıştır, Çin prensi çıkmaktan vazgeçmiştir. Planın bozulduğunu gören Kürşat, kendi çerileriyle, arkadaşlarıyla birlikte Çin sarayını... Basmaya karar verir, birçok aşamayı geçer, ama Çin askerleri çoğalınca geri çekilmek zorunda kalır. Wei ırmağını geçerken yakalanır ve bütün adamlarıyla birlikte başı kesilerek Çin sokaklarında dolaştırılır. Anlayacağınız, başarısız bir girişimdir, ama Türk tarihinin ilk bağımsızlık mücadelesi olması bakımından önemlidir. Burada şöyle bir soru daha sorabiliriz. E peki başka isyan eden yok mu? Olmaz mı? Ee, yine bir Göktürk prensi, başka bir Göktürk prensi Nişufu, başka bir Göktürk prensi Funiyen isyan etmiş. Ancak akıbeti e, Kürşat gibi olmuştur. Yakalanıp öldürülmüştür. Ta ki, ta ki kutluğun isyanına kadar e, isyanlar başarısız oldu sevgili arkadaşlar. 681 yılında Bakın devlete de adını veren Kutluk yanındaki en güvendiği isimlerden çok önemli bir isim olacak. Tonyukuk'la birlikte isyan ederek yeni bir devletin istiklalini sağlamıştır arkadaşlar. O yüzden o yüzden tam da bizim sınav sistemimize uyar. Dört önemli isim Kürşat, Nişufu, Funyen, Kutluk. Değil mi? Dördünü verirler şıklarda. Hangisi Türklerin matem yıllarındaki isyanlarından biri değildir der. Güzel bir soru olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Peki Kutlu Kağan kaçıp Tony birlikte yeni devletin kurucu lideri olmuştur arkadaşlar. Bu yüzden kendisine İlteriş ünvanı verilmiştir. İl devlet demekti. İlteriş devleti derleyen, toplayan anlamında. Birinci Göktürk yıkıldıktan sonra ikinci Göktürk birlikte tekrar devleti Kur'an isim kutluk, o yüzden il teriş ünvanını almıştır. Peki bu dönemde neler oldu? Bu dönemde arkadaşlar 46 başarılı Çin seferi vardır. E bu seferleri tabi çok büyük seferler olarak görmeyin ileri karakollara yapılan saldırılar da var. E i̇çimizde askeri sınavları girecek arkadaşlarım varsa. Bu sefer sayısına dikkat etsin. Onun dışında gelme ihtimali zayıftır. Kutluğun başarısında elbette ee, Tonyukuk'un katkısı çok büyüktür. O yüzden gelin Tonyukuk'a ayrı bir başlık açalım sevgili arkadaşlar. Bu adamı bilmek şart. Arkadaşlarım Tonyukuk e, bir kere bir başbakandır, vezir. Eski Türklerde kültür medeniyette konuşacağız Aygucı'dır. Aygucu. Ayuk'un yani hükümetin başındaki adam. E, 2020'de en son KPSS sınavında da zaten bu kavramlar geldi. Biliyorsunuz Ayuk'un başında kim var? Normalde Aygucu olması gerekirken cevabı e, ne yazmışlardı? Yargucu yani yargıç. Cevap da oydu. E, bu kavramlar aslında zor gibi durur ama basittir. Aygucudur Tonyuk. Bu bir yer devlete 46 yıl hizmet ettiği için çok önemli bir vezirdir. E bakın buna benzer Türk tarihinde farklı farklı isimler var. Mesela Selçuklu'da, Büyük Selçuklu'da benzer görevde kim vardır? Siyaset namesiyle ünlü Nizami Mülk. Mesela onu da bilmek şart. Ya da Osmanlı'da efendim işte Pargalı İbrahim gibi ya da Sokollu Mehmet Paşa gibi ya da köprülüler gibi çok önemli vezirler vardır, yetişmiştir, devlete hizmet etmiştir. Sevgili arkadaşlar, toy hukuk hem e, aygucudur, hem e, baga inançu yargandır. Yargan yani yargıç, başbakan ve aynı zamanda da apa tarkandır. Şimdi kültür medeniyette diyeceğiz ki buna apa sivil yönetici, tarkan, askeri komutan, askeri yönetici. E, Apatarkan hem idarenin sivil hem askeri idarenin başındaki adam. Zaten bu kavram bile Tonyukuk'un önemini bize gösteriyor sevgili arkadaşlar. Peki başka nasıl biliriz? Başka şöyle biliriz. Biliyorsunuz Orhun yazıtları üç isim üzerine dikilmiştir. Tonyukuk, bilge kültiyim. E burada Tonyukuk kendi metnini, kendi yazıtını kendisi yazdırmıştır. 720-25 yılları arasında. O yüzden, o yüzden Türk edebiyatının bilinen ilk siması olarak da e, adlandırabiliriz. Burada sakın ola ilk şairle falan karıştırmayın. O Arpin, Çortikin, o başka. Bu Türk edebiyatının bilinen ilk simasıdır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Son olarak da benim pek sevmediğim bir kavramdır. Batılı araştırmacılar tarafından Göktürk Bismarck olarak biliniyor. Şimdi bu bence benzetme yersiz bir benzetmedir. Bu arada Bismarck biliyorsunuz Almanya siyasi birliğini sağladığında şansölye. 1870'lerde başbakan. Almanya'yı Almanya, yı Almanya yı yapan en önemli isim. Kan ve demir politikalarıyla ünlü. Şimdi tamam bu olabilir mi? benzetmede bir yersizlik var. Yani e, Türklerin ton yukuku gibi dese Bismarck'a bu daha doğru olur. Ama biz biliyoruz ki tabii yani kaynak batılı olduğu için batının gözüyle bir değerlendirme vardır. Bence e, Göktürk Bismarck'ı yerine e, efendim e, ne diyebiliriz? Ton yukukudur der. Dr. dedim ton yukukudur der Bismarck'a. Bence bu tanımlama daha doğrudur. Peki. Burada toyl hukukla alakalı bir başlık açtık. Daha önce bir soru geldi mi diye soran arkadaşlarım için hemen cevaplayayım. Çok yakın bir dönemde geldi. 20 Eylül 2020'de yani aylar önce, birkaç ay önce ÖABT e, öğretmenlik alan sınavında tarihte 14. soru geldi. Nasıl geldi? Çin esareti altındayken kaçıp 2. Göktürk devletinin kuruluş sürecinde yer alan Devletin askeri ve idari yöneticiliğini üstlenen, APA Tarkan ünvanıyla bilinen devlet adamı e, kimdir? Cevap E olacak, Ton yukuk. Gördüğünüz gibi ÖABET'e tam anlamıyla konuyu sorulaştırmış. Bundan sonra gelir mi? Yine gelir arkadaşlar, dikkat etmekte fayda var. Peki, Kutluk Kağan, kurucu lider öldüğü vakit, Çocukları o ünlü isimler işte Bilge ve Kültig'in henüz 6-7 yaşlarında küçük çocuklar olduğu için devletin başına Kutluğ'un kardeşi Kapkan Kağan geçti. Yani Bilge ve Kültig'in amcaları. Arkadaşlarım Kapkan Kağan, Kapkan Fatih anlamına geliyor. Son dönemlerde bence müfredat kitaplarının en fazla vurgu yaptığı yer. Sizden rica ediyorum lütfen buraya bir yıldız yapıştırın. Zira Kapkan'ı sorma ihtimalleri çok güçlü. Ee, kitapları inceleyen arkadaşlar görecektir Kapkan'la ilgili temsili resimler koyuyorlar. Ee, daha fazla ayrıntı vermeye başladılar. Neden? Çünkü Kapkan Kağan e, Türk boylarını yeniden bir bayrak altında toplayan en önemli isim. İkinci Göktürk Devleti'nde ilk olarak toplayan isim olacak arkadaşlar. Bu açıdan dikkat edelim. Yine askeri sınava giren arkadaşlar, girecek arkadaşlar 25 başarılı sefer yaptığını unutmasın. E Bunun dışında Kapkan çok sert bir hükümdar. Birçok isyanı sert bir şekilde bastırıyor. E, ama bir başka Çin kışkırtmasıyla ortaya çıkan Bayırku Türklerinin isyanı sonucunda da öldürülecek. Bunu da unutmayalım. Demek ki Kapkan'a burada dikkat edeceğiz. Tehlikeli bir isim arkadaşlar. Kapkan ölünce, e tabi siyaset tatlı, siyaset e, gereği kendi oğlu tahta geçmek ister. İnal geçer de ancak Bilge ve Kültigin büyüdükleri için e, Tonyukuk'un da desteğiyle arkadaşlar İnal'ı ortadan kaldırır ve tahta Bilge Kan geçer. Kardeşi Kültigin ise ordu komutanı olacak. Orduların başına geçecek. E, Ton hukukta da baş danışman olacaktır. E, burada önemli bir istisna olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü malum kardeşler arasında sürekli bir iktidar yarışı vardır. Bütün Türk tarihinde. Ama bunun iki istisnası var. Birincisi Bilge ve Kültigin son derece barışçıl bir şekilde ayırıyorlar. Bir de Selçuklu Sultanı vardı hatırlayın ee, Çağrı e, ve Tuğrul Bey. Tuğrul e, devletin başına geçecek büyük abisi Çağrı ordu komutanı olacaktı. Çok benziyorlar bunlar da istisna tabii yani e, o yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Peki Bilge Kağan başa geçti. Kardeşi komutan Tonyukuk başdanışman ve Köktürk devleti en parlak dönemini işte bu dönemde yaşayacak arkadaşlar. Bilge Kağan döneminde. Peki ne oldu bu devlete dersiniz? Yani bu kadar parlak dönem yaşarken kuruluş tarihini de baktığınız zaman yani yaklaşık 60 küsür yıl yaşayabilmiş en fazla. Ne oldu da bu devletin sonu geldi diye merak edersek hakikaten bir takım şanssızlıklar olduğunu da söyleyebiliriz ve elbette e, politika. Şimdi önce şunu söyleyelim devletin baş danışmanı Tonyukuk 725'te hayatını kaybetti. 731'de Kültigin ordu komutanı 734'te ise Bilge Kağan öldürüldü. Arkadaşlar resmen Sacaya gibi devletin en önemli adamları 9 yıl içinde e, hayatını kaybediyor. Haliyle Türk devletinin o kronik hastalığı tekrar baş gösterecek. Çocuklar arasında taht kavgaları çıkacak. Daha sonra işte Yoluk Tigin geliyor. Efendim başka Tengri kanlar geliyor. Ama devlet yıkım aşamasına girecek. Ordu zayıflayacak. İpek Yolu kaybedilecek ve nihayetinde 744'te Karluk, Basmil ve Uygur Türkleri birleşerek Göktürk devletini yıkacaklar. Bakın yıkanlar da başka Türk devletleri. Şunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Birinci Göktürk'e son veren egemenliği altına alan Çin'di. Ama ikinci Göktürk Karluk Basmil ve Uygur Türklerinin Birleşik Harekatı sonucunda gerçekleşti. Burada Bilge Kağan öldürüldü dedim. Bunun sebebi özellikle Çin'de elçilik yapan bir bakanı tarafından zehirlenmesine dönük tezler. Son dönemde fazlasıyla böyle tezler var, kabul edilen. O yüzden bilgenin öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Bu en parlak dönemde malum e, Türklerin ilk yazılı eseri Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları olarak da bilinir, dikilmiştir. Kim adına? Tam da bu üç isim adına. Tonyukuk, kültigin ve bilge kağan adına dikildi arkadaşlar. Biraz sonra yine bunları konuşuruz. Kültür medeniyeti de ayrıntıya gireriz. Evet sevgili arkadaşlar, iki Göktürk devletini konuştuk. Şimdi isterseniz gelin Göktürk devletini bir genel değerlendirmeye tabi tutalım. Türk tarihindeki yerine ve önemine değinelim ki buradan da soru gelme ihtimali var. Şöyle diyelim İlk olarak Türk adıyla kurulan ilk devletti değil mi? Türk Hakanlığı olarak bilinir. Yazı ve parayı kullanan ilk Türk devletidir. Para, parayı kullanıyorlar. Arkadaşlar bunu duyan, bizi dinleyen arkadaşların aklına hemen şu gelebilir. Efendim işte Türk işlerde Bagat ilk olarak bastırmamış mıydı parayı? Şimdi bakın bu biliniyor ama şöyle bir açıklama yapmama izin verin. Türk işler zaten Göktürklere bağlı. Göktürk yıkılınca Türk işler bağımsız oluyor ve Uçelehan namı diğer Bagatarkan kendi adına para bastırıyor. Doğru. Ancak Göktürkler de e, bir takım kurganlar kazılınca e, bes bez para, kamduların bulunduğunu biliyoruz parayla kastettiğimiz bugünkü para gibi düşünmeyin. Pahalı kumaşlar üzerine Hakan'ın tamgası basılırsa o artık para yerine geçiyor. Haliyle Göktürklerde bu iş vardır. Bu biliniyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Bunun dışında Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir. Bunun altını çizmiştik. Doğu'da Mançurya, Batı'da ise... Karadeniz bölgesine kadar, Hazar'ın değil mi? Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar muazzam genişlikte sınırlara sahipti Göktürk Devleti. Bir başka özellik ise çıkma ihtimali yine yüksek Ergenekon ve Bozkurt Destanı. Bunlar bileşik, birleşik destanı olarak da bilinir. Göktürklere aittir. Hatırlayın, bir önceki derste demiştik ki İskitlere ait iki destan vardı. Alper Tunga ve şu Ardından Asya Hun devletini konuştuk. Oğuz Kağan destanı dedik ki Mete ile özleşti. Şimdi ise Ergenekon ve Bozkurt destanını Göktürklere yapıştırdık. Bunu da işte Aşina soyundan gelmesine bağlayabiliriz. Yukarıda kısaca bahsetmiştim. Peki başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Doğu Roma'ya yani Bizans'a Asya'dan ilk elçi gönderen devlet de Göktürk'tü. İstemi Yapu göndermişti. Kimi göndermişti? Bir ipek tüccarı, Soğutlu Maniak, değil mi? Maniak. Bunu da söyleyebiliriz. İlk bağımsızlık isyanı Kürşat 639'da yine Göktürk hanesine yazabiliriz biz bu bilgiyi. Bunun dışında ilk Türk alfabesi ki ilk yazıtlar Göktürk Orhun yazıtları ise Alfabeyle yazılıyor öyle değil mi? İlk Türk alfabesi ki milli alfabe olarak bilinir sevgili arkadaşlar. E, Türklerin zaten iki milli alfabesi vardır. Hangisidir o? Orhun yani Göktürk artı Uygur. E, çok soru yazıldı bu konuyla alakalı. Milli alfabe sakın şeyle karıştırmayın. Yani Türkler Farsçayı kullandılar, Arapçayı kullandılar, Latin alfabesini kullanıyorlar efendim sanskırçayı kullandılar. Kiril alfabesini kullandılar. Nereye göç etmişlerse e, oradaki alfabeyi benimsiyorlar. O başka bir şey. Bu milli alfabe, iki milli alfabe vardır. Orhun yani Göktürk ve Uygur. İlk yazılı belgeler ise Orhun kitabeleridir. Kimler adına dikildi arkadaşlar? Bilge Kültigin ve Tonyukuk adına. Sıralamasına bakarsanız ilk olarak Tony Cook, ardından Kültigin ve en sonda da Kaan üzerine, Bilge Kaan üzerine dikilmiştir e, sevgili arkadaşlar. E tabi ki bunlar e, ana yerlerinde replikalarıdır, orijinalleri müzede. E, Bilge'nin ve Kültigin'in yazıtları Koço Saydam'da arkadaşlar. Koço Saydam'da e, Orhun Müzesi'nde ki bu müzenin yapımında da Tikanın yani Türkiye'nin e, rolü büyüktür. Türk Kalkınma Ajansı'nın katkıları büyüktür. E, diğer tarafta ise e, ne söyleyebiliriz başka? E, e, Tony Cook, e, bayan çok e, da yer alıyor. Biraz daha ötededir. E, dikim sırası önemli, buna dikkat edelim. E, bu yazıtları çözen Danimarkalı dil bilimci William Thompson'dır. Ki ilk çözülen kelime hangisiydi arkadaşlar? Tengri, tanrı kelimesi çözüldü. Daha sonra kültigin, bunlar çok sık tekrarlandıkları için bilinir. Bir yüzü Çince'dir arkadaşlar. Çin bürokratları da bir takım şeyler yazmıştır buraya. Bunun dışında runik yazı tipi vardır, bunu söyleyebiliriz. Ve 8. yüzyılda dikilmiştir. Zaten 700'lü yıllarda olduğu için 8. yüzyılda dikilmiştir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Kültür medeniyette tekrar anacağız bu bilgi. Evet, bu dersimizde birinci Göktürk ve ikinci Göktürk devletini konuştuk. İki devletin, iki ayrı devlet olarak bilinir ama bu muazzam sınırlara sahip Türklerin en önemli devletini belki de en kıymetli, en e, örnek olabilecek devletini anmış olduk sevgili arkadaşlar. Birinci e, göktürk ve ikinci göktürk yani kutluk devleti. Burada Ahmet Taşal hocanın kitabından bahsettim. Lütfen bu kitaba dikkat edelim. E, önemli bir kaynak kitaptır. Bir de e, Orhun abidelerinden bahsettik. E, yeri gelmişken onu da isterseniz konuşalım. E, Muharrem Ergin hocanın Orhun Abideleri kitabı önemli. Burada göreceğiniz baş Kültigin'in heykel başıdır. önemli bir metin. Bu metin bir siyasetname anlatımıyla yer alır. Hani o Çin'in ipeklisine işte tatlı sözüne kandınız. tuzağa düştünüz uyarılarını görebildiğiniz gibi hayli duygu yüklüdür de Kültigin öldüğünde bilge kaan onun için işte gören gözüm görmez oldu, tutan ayağım tutmaz oldu der bu önemli bir cümle. Belki de son bir cümle şöyle deyip bitirelim isterseniz arkadaşlar. Burada mesela Tony Cook, Türk edebiyatının binler ilk siması dedik. Neden? Kendi yazıtlarını kendi yazdırdı. E Peki ama Kültigin ve Bilge Kağan'ın yazıtlarını kim yazdırdı? Bilge'nin yeğeni olduğu varsayılan net değildir bu tartışmalıdır ya da oğlu da olabilir. Yolluk Tigin yazdırdı sevgili arkadaşlar. Ee, bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. İki önemli kitap önerimiz var Muharrem Ergin ve e, Profesör Doktor Ahmet Taşalı Hoca'nın kitapları. Aynı zamanda Göktürk e, filmi de sinemalara girecekti yakın dönemde filmi yapıldı. Ama pandemiden dolayı ertelendi bildiğim kadarıyla. 2021'de biz tarih konuşmaya devam ederken belki de gösterime girecektir. Onu da yine bu sayfadan paylaşırız. Arkadaşlarım 45 dakikayı geçtik. Normal bir ders saati olmasını istiyorum bu derslerin. Çok sıkılmanızı istemiyorum. İsterseniz bir ara verelim. Ondan sonra da Uygur Devleti'ni konuşuruz. Uygur bittikten sonra da diğer Türk devletleri. Avarlar, Bulgarlar, efendim e, işte Hazarlar onlara bakarız birlikte. E, kısa bir ara verelim sonra Uygur Devleti ile tekrar konuşmaya başlarız.